Yalnız insanoğlundaydı ki yekpare ve mutlak zaman iki hadde ayrılıyor. İçimizde bu küçük idare lambası, bu isli aydınlık çırpındığı, çok basit şeylere, kendi mudil riyaziyesine soktuğu için, süreyi toprağa düşen gölgemizle ölçtüğümüz için, ölüm ve hayatı birbirinden ayırıyor ve kendi yarattığımız bu iki kutbun arasında düşüncemiz bir saat rakkası gibi gidip geliyordu. İnsanoğlu, zamanın bu mahpusu, onun dışına fırlamaya çalışan bir biçareydi. Onu içinde kaybolacağı geniş ve biteviye akan nehrinde, her şeyle beraber akacağı yerde, onu dışarıdan seyre çalışıyordu. Onun için bir ıstırap makinesi olmuştu, bir itiliş. Haydi ölümün ucundayız. Her şey bitti. Madem ki sıfırın bütününü kırdık, adet olmaya razı olduk. Bunu kabul etmek lazım. Fakat hız bizi kendiliğinden öbür hatta götürüyor. Hayatın ortasındayız. Onunla doluyuz. Tekrar hızımızın oyuncağıyız. Fakat bu sefer terazi mutlak surette ölüme doğru eğiliyordu. Bütün ıstıraplar kendi misilleriyle artacaklardı. Zaman ve mekan örtüştüğünde ikisi de varsa tarih diyoruz. Bunlardan bir tanesi yoksa zaman yok. Mekan var, zaman yok. O zaman efsane oluyor. Zaman yok, mekan var buralarda olduğu, o zaman destan oluyor. Masal ise bunların dışında bir kişiye bağlı oluyor ve bir meseleyi anlatıyor. İşte vefalı olmak, doğru olmak, işte kel olan. Zaman var mı? Yok. Mekan, o da yok. Ama adam var. O zaman da masal oluyor. Sözlük kültür çatısı altında birçok tür var. Masallar bunlardan bir tanesi. Destanlar, efsaneler, mitler. Masallar bir nesir türü. Destanların içinde özellikle şiirle ifade edilmiş, sanki bir şeylerin korunması ekstra istenmiş gibi gördüğümüz belli kısımlar var. Belki de bir milletin, bir ırkın, bazen savaşların ve bir bilginin hiç kaybolmadan, değişmeden aktarılması isteniyor gibi. Bütün dillerde benim yakalayabildiğim kadar şiir önce geliyor. Niye? Bu ses oyunuyla, kafiye ve ahenk sıralamasıyla uzun bir bilginin hafızada kalması kolay. Bu yaşantılması istenen, aynısını mesela nesir olarak yazamazsınız. Ve nesir olarak da kimse okumaz, rağbet olmaz. Anlatılan masallar arasındaki bu şiirler de böyle. O hafızada kalıyor. Aradaki nesir kısmı da anlatıcının kudretine göre geliştirilebiliyor.
benim yakaladığım en son yaşayan canlı üstad Behçet Mahir Köroğlu destanını belki işte 3 ayda falan anlatıyormuş. 3 ayda? Akşamki dizi filmler gibi. Yani kışın yatsıyı beklerken köy odasında işte Köroğlu'nu anlatıyor. İşte şöyle yaptı, böyle gitti. Ben o neşredilden kendi ağzından toparlanıp neşredilen kitabı böyle sindire sindire okudum tabii. Ben de 3 ayda okudum Bizim masallarımızda, destanlarımızda bir anda ortaya çıkan, kopuzuyla gelip bir şeyler söyleyen, masallar anlatan bir Dede Korkut var. Kimi zaman gelip çocuklara isim koyuyor, gidiyor. Kimi zaman bir kız isteneceği zaman davet ediliyor. Kimi zaman Tepegöz'le görüşmeye çağrılıyor. Ve Dede Korkut böylece masallarımıza ve bizim dünyamıza da giriyor. İlk bilgiyi Alişir Nevai, Hirat doğumlu büyük üstadımız, onun Mesaimil Mahab ve Min Şemaimil Fütüvve diye Asya erenlerini anlatan, aslında caminin, Molla Abdurrahman Camii'nin, Nefahatül Ünsü'nün tercümesi, tabi orada olmayan Türk bölgelerine ait bilgileri de ilave ediyor. İlk bilgi orada rastlıyoruz. Tabii Nefahat'ta olmayan Alişir Nevai'nin kendisinin yazdığı işte hikmetli sözleri vardır, yaygındır efendim diye o zaman tanıtıyor bize. 1496 yanlış hatırlamıyorsam Mesaimül Mahabe'nin yazılış yılı. Demek ki 1300'lü yılların insanı olması lazım veya 1400'e yakın 1450'lerin insanı olması lazım. Dede Korkut destanında bize Dede Korkut'u, o hikayeleri, masalları, o dünyanın kapısını aralayan sözcükler var mı? Herkesin kullandığı ortak sözcükler var fakat kendim çalışırken 800 kadar bugün biraz izaha ihtiyaç duyan, bugün biraz az kullanılan diyebildiğim 800 kadar kelime vardı içinde. Mesela çommak diye bir kelime var. Bizde çömmek, Divanatü Türk'te de geçer bu. Çommak ve çömmek. Bir dalgıçın diyelim ki suya daldığında hemen bir yukarıya kalkması var. Bir de dibe dalıp işte 10 metre olmaz tabii. 3 metre falan dalıp ve öyle gitmesi var. Şimdi bu çommak burada geçiyor. Birisi derin dalış, birisi yakın dalış. Mesela yaz kelimesi biz yaz normalde ilkbahardır. Bir çiçekle yaz olmaz derken ilkbahar bir çiçekle olmaz. Yani birkaç çiçek açtığı zaman ilkbahardır. Ama bugünkü dilimizde artık yaz deyince meyvelerin kızardığı zamanı anlıyoruz ve ilkbahara ilkbahar diyoruz. Onun da Anadolu ağızlarında yine ilk yaz dendiği de var. Tarihçi bilir ama edebiyatçı belki bilmez. Edebiyatçının da tarihçi seviyesinde bilmesini sağlamak gayretiyle. İşte 800 kadar böyle Dede Korkut kitabı okunduğunda 800 kadar kelimeyi kazanmış ve yaşatmış oluruz. Bugün bizden uzaklaşmakta olan. Mesela içinde bulunduğumuz ve bizden uzak olmayan bir kelime ev. Dede Korkut, şimdi bizim insanımızın kafasında ev,
işte bir apartmanın üçüncü katındaki bilmem sekizinci daire. Ama Dede Korkut kitabında ev, çadır ve keçe. Yani ok giriyor, saplanıyor. Tek düz ayak. Efendim kapısında zil yok falan. O zaman Dede Korkut kitabında yani evine girdi, evine döndü derken bunu çadır demek lazım ki bugünkü insan o şekliyle, o coğrafyasıyla anlasın. Masal anlatıcıları köy köy dolaşıp masallarını anlatırlarmış. Destanları aktaran kişiler bazı noktalarda anlatıcılarla benzeşirken bazı noktalarda ayrılıyorlar. Destan zamanı ve mekanından bir tanesinin silik olmasıydı. Biz destan deyince şimdi Köroğlu destanını hafızamızda taşıyoruz. O da yani dili ve içindeki güzel cümleleri bakımından Dede Korkut'tan farklı değil. Yani masal, destan diye ayırmak biraz zor olur. Aşık geleneği, sözlü gelenek dersek daha isabetli oluruz. İşte Çıldırlı Aşık Şenlik benim öğrenciliğimde yayınlanmış tezler idi bunlar. Bu bakımdan Kars şehri bir öne çıkan bir değerdir. Sözlü geleneğin ustalarını yaşatması ve barındırması ve üretmesi diyelim. Yani oradan çıkıyorlar. Deli Dumrul destanında Azrail'den haber alan, daha önce hiç duymamış Azrail mi, kimmiş o diye büyüklenen bir adam görüyoruz. Burada destanlarda, efsanelerde, masallarda dini inancın, imanın bunların da ele alındığını görüyor muyuz? Görüyoruz. Deli Dumrul buna çok güzel bir örnektir. Şimdi bir çocuk doğuyor, annesi bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Babası ihtiyaçlarını karşılıyor ve oynuyor. Hayata oynamak için gelmiş. Ölüm nedir bilmiyor. Belki biraz ilerlediğinde 8-9 yaşında işte dedesi ölüyor, anneannesi ölüyor falan. Ölümü tanıyor. Ve o arada ölüm nedir? İşte Azrail geldi, dedenin canını aldı. Azrail kimdir? Bunu çocuk ağzıyla değil, bir mükellef olmayan muhatap ağzıyla Deli Dumrul o da insanın içinde sorabileceği soruları açıkça sorduruyor ve kime soracağım onu da bilmiyorum dedirtmeden açıkça sorduruyor ve onu cevaplıyor. Azrail can alma meleğidir. İşte can, biz ölümlüyüz falan, bunları anlatıyor. O arada başka bilgiler de veriyor. Benim hatırladığım, Azrail can alacaksa işte ona bir can bulalım. Yani almasın. İşte annesine gidiyor can tatlı, babasına gidiyor can tatlı, karısı veriyor. Burada tabii aileyi yani pekiştirmek, siz karı koca olarak devam edeceksiniz. Özel durumlar hariç kronoloji, tarih, anne babanın sizlerden erken ölmesini gerekli kılıyor normal seyirde ve siz baş başa kalıyorsunuz. Siz birbirinize nasıl fedakarlık gösteriyorsunuz? Kim gösteriyor? Karısı gösteriyor. Karısı diyor ki ben canımı vereyim. Karısı canını veriyor. O zaman 120 sene daha yaşıyor. Deli Dumrul, itikadın böyle en sınır ucuna gidip işte oradan zedelenmeden dönüş yaptıran bir boydur. Boyu kullanıyorum. Hikaye ve destan manasında kullanılıyor. Deli Dumrul boyu. Onun için boy yani sadece uzunluk değil, hikaye kelimemizin de Türkçedeki bir karşılığıdır. Onu da biraz duymuş olalım.
var. Duha Kocaoğlu, Deli Dumbul derler, bir er var imiş. Kuru bir çayın üzerine bir köprü yaptırmış. Geçenden 30 akça, geçmeyenden döve döve 40 akça alırmış. Neden mi yaparmış? Bilinmek için. Benden güçlü, benden deli er var mıdır ki çıksın benimle savaşsın dermiş. Benim deliliğim, baba yiğitliğim, şanım ruhuma gitsin. Ünlensin. Bir gün bir bölük oba gelmiş Deli Dumrul'un köprüsünün yamacına kurulmuş. Sonra herkesin çok sevdiği bir yiğit ansızın hastalanmış ölmüş. Kimi kardeş demiş ağlamış, kimi oğul demiş ağlamış. Büyük bir yas tutmuşlar. Deli Dumrul duymuş bu sesleri, varmış yanlarına. Niye ağlarsınız benim köprümün yanında? Demişler ki hanım, bizim bir yiğidimiz vardı, öldü, ona ağlarız. Deli Dumrul durmuş. Sizin yiğidinizi kim öldürdü benim köprümün yamacında demiş. Demişler hanım, Tanrı'dan buyruk oldu. Al kanatlı Azrail geldi, yiğidimizin canını aldı. Deli Dumrul deli ya, gözlerini belertmiş. Bir Azrail dediğiniz nasıl bir kişidir ki adamın canını alıyor? Kovaysa benim karşıma çıksın. Savaşayım, çekişeyim, uğraşayım. Bir daha başka yiğidin canını almasın demiş. Gitmiş obasına. Masal bu ya. Bu sözler Azrail'in hiç hoşuna gitmemiş. Almış iznini, gitmiş Deli Dumrul'un çadırına. Girmiş içeriye, o sırada Deli Dumrul yiğitleriyle birlikte, 40 yiğidiyle birlikte yiyor, içiyor, eğleniyormuş. Azrail kimse görmemiş. Azrail doğrudan gitmiş, oturmuş Deli Dumrul'un yanına, ensesine soğuk soğuk üflemeye başlamış. Dünya alem Deli Dumrul'un gözüne karanlık olmuş. Deli Dumrul tutmuş yakasını Azrail'in, söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Böyle ne heybetli kocasın. Kapıcılar seni görmedi, çavuşlar seni duymadı. Benim görür gözlerim görmez oldu, tutar ellerim tutmaz oldu. Ağzımın içi buz gibi, kemiklerim tuz gibi oldu. Böyle sakalcığı akça koca, gözceğizi çönge koca. Böyle ne heybetli kocasın söyle bana. Kötülüğün, belan dokunur sana demiş. Azrail öfkelenmiş, bir adım yaklaşmış. Böyle deli adam demiş. Sakalımın ağardığını niye beğenmiyorsun? Ak sakallı, kara sakalların canını çok almışım. Gözümün çöngeliğini niye beğenmiyorsun? Gözü ceylan kızların, gelinlerin canını çok almışım demiş. Bir adım daha yaklaşmış Deli Dumrul'a. Bre deli demiş. Azrail geleydi de onu öldüreydim diyordun. Şimdi geldim ki canını alayım. Azrail Deli Dumrul'un ak göğsüne konmuş, bastırmış. Deli Dumrul biraz önce mırlıyordu, şimdi hırlamaya başlamış. Bre Azrail aman demiş. Ben seni böyle bilmemiştim. Ne söylediğimi bilmedim. Beylikten usanmadım, yiğitliğe doymadım. Canımı alma Azrail'i medet demiş. Azrail durmuş. Bana niye yalvarıyorsun demiş. Tanrı'ya yalvar, ben emir kuluyum. Aa demiş Deli Dumrul. Can alıp veren Tanrı mıdır? Evet demiş Azrail. O zaman onunla konuşayım demiş. Açmış ellerini söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Yücelerden yücesin. Kimse bilmez nicesin güzel Tanrı. Nice bilgisizler seni gökte arar, yerde ister. Sen yalnız inananların kalbindesin. Her şeye güç yetiren Tanrı, sonsuz kalan, bağışlayıcı Tanrı. Canımı alacaksan sen al. Azrail'e bırakma demiş. Masal bu ya. Azrail dönmüş Deli Dumrul'a. Tamam demiş, buyruk geldi. Eğer sen kendi canın yerine başka bir can bulursan canın azat olacak. Deli Dumrul düşünmüş, benim demiş bir kocamış anam babam var. Var gidelim oraya. Atlamış atının sırtına, sürmüş babasına. Öpmüş babasının elini, anlatmış olup biteni. Babası ak sakalını kaşımış, sıvazlamış. Dönmüş oğluna söylemiş. Oğul, oğul, ay oğul, canımın parçası oğul. Doğduğumda 9 buğra kestirdiğim aslan oğul. Karşı yatan karadağlarım gerek ise söyle gelsin, Azrail'in yaylası olsun. Soğuk soğuk pınarlarım gerek ise ona biçit olsun. Tavla tavla şahbaz atlarım gerek ise ona binek olsun. Katar katar develerim gerek ise
Ona hükret olsun. Altın, akça gerek ise ona harçlık olsun. Ama demiş, dünya tatlı, can değerli. Canıma kıyabilemem, iyi bil demiş. Babasından yüz bulamayan Deli Dumrul atlamış atının sırtına, sürmüş anasına. Öpmüş anasının elini, anlatmış olup biteni. Anası bakmış oğluna, söylemiş. Oğul, oğul, ayol, 9 ay dar karnımda gezdirdiğim oğul, buğurma beşiklerde belediğim oğul, ak sütümü emzirdiğim oğul. Akça burçlu hisarlarda tutulaydın oğul, kötü dinli kafir elinde tutsak olaydın oğul, altın akça gücüne dayanarak seni kurtaraydım oğul. Yalan yere varmışsın, varabilemem. Dünya tatlı, can değerli, canıma kıyabilemem, iyi bil demiş. Anasından yüz bulamayan Deli Dumrul başını öne eğmiş. Biraz sonra gelmiş Azrail, yakasına konacakmış ki. Bir Azrail aman demiş, Tanrı'nın birine yoktur güman, bir edeli adam demiş Azrail. Babam canını vermedi, anan canını vermedi. Daha ne beklersin, bana ne yalvarırsın? Deli Dumrul durmuş durulmuş, o deli adam mahzunlaşmış. Benim bir hasretim vardır, İzin ver, gidip helalleşeyim demiş. Atlamış atına, sürmüş atını hatununa. Anlatmış olup biteni, hatun kalkmış ayağa dimdik, söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Göz açıp gördüğüm, gönül verip sevdiğim koç yiğidim, şah yiğidim. Karşı yatan kara dağları, senden sonra ben neylerim? Yaylarsam mezarım olsun. Soğuk soğuk sularını içersen benim kanım olsun. Altın akçanı harcarsam benim kefenim olsun. Tavla tavla şahbaz atlarına binersem benim tabutum olsun. Senin anan baban bir canda ne var ki kıyamamışlar. Arş tanık olsun, yer tanık olsun, kürsü tanık olsun, yüce tanrı tanık olsun. Benim canım senin canına kurban olsun demiş. Bunun üzerine Azrail konmuş kadının yakasına, Deli Dumrul yalvarmış yakarmış, açmış elini söylemiş. Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin güzel tanrı, büyük yollar üzerine imaretler yaptırayım senin için demiş. Yoksul görürsem, aç görürsem doyurayım senin için, çıplak görürsem donatayım senin için. İyiliği bol yüce tanrım demiş, eğer alırsan ikimizin canını al, kor isen ikimizin canını kor. Bunun üzerine masal bu ya, buyruk gelmiş, Tanrı Deli Dumrul ve eşine 140 yıl ömür daha vermiş. Canını vermeyen anasının babasının canını da almış derler. Deli Dumrul eşiyle birlikte mutlu mesut 140 yıl daha yaşamış. Sonra ne mi oldu? Dedem Korkut geldi, boy boyladı, soy soyladı. Bundan sonra bu boy Deli Dumrul'un boyu olsun. Benden sonra yiğit ozanlar söylesin, alnı açık cömert erenler dinlesin dedi.